Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 8 Aralık 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Karakaya HES'in türbinleri yenileniyor. Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya HES'in 6 ünitesinde 36 yıldır güç üreten türbinler yerli türbinlerle yenilenecek. Böylece elde edilecek yıllık 178 gigawatt saat ek üretimle 61 bin ailenin daha yıllık elektriği karşılanacak. Restorasyon projesiyle yenilenen santralin verimliliği %91'den %94,5'a çıkartılacak. Benzine indirim. Akaryakıt piyasalarında Brent petrolünün fiyatlarında gerçekleşen düşüş önce rafinere fiyatlarını sonra da pompa fiyatlarını düşürdü. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatında peş peşe iki kez indirim yapıldıktan sonra bu gece yarısından itibaren benzin fiyatında da 1 lira 64 kuruş indirim olacak. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 32 lira 96 kuruşa inecek. Enerjisa enerji yapay zeka teknolojilerini yaygınlaştırıyor. Enerjisa enerji faturan cebinde uygulamasıyla elektrik faturalarının müşteriler tarafından da oluşturulmasını sağlıyor. Sistemde mobil uygulamayla faturalama sistemi entegre şekilde çalışıyor. Müşteriler kendi sayaçlarını mobil uygulama üzerinden tarayarak faturasını görüntüleyebiliyor. TCDD süper hızlı şarj istasyonları kuruyor. Devlet Demir Yolları elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuruyor. 200 kW gücündeki süper hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araçlar 15-20 dakikada şarj edilecek. TCDD Kasım ayı itibariyle 5086 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 10.817 adet şarj soketiyle hizmet vermeye başladı. Borsa İstanbul'da gong Çates için çaldı. Türkiye'nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali Çatalazı Termik Santrali, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen gong töreni sonrası Çates koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Değerli dinleyiciler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji ve iklim hedeflerine ulaşılmasına verdiği katkılar nedeniyle Fransa'nın şeref nişanına layık görüldü. Astor yüksek gerilim sistemleri üretecek. Astor Enerji, yüksek gerilim GIS teknolojisi transfer etmek için Çin merkezi Siyuan'la sözleşme imzaladı. Astor Enerji üretim için 25 milyon dolar yatırım yapacak. Yeni yatırımın 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması, 2025'te ise tam kapasiteli üretime geçmesi planlanıyor. Garanti ATM'lerin elektriği güneşten. Garanti BBVA bazı ATM çatılarına güneş paneli kurdu. Banka böylece ATM'lerin aylık enerji tüketiminin yaklaşık %40-50 oranında tüketimini güneş enerjisinden sağlayacak. Banka enerji maliyetindeki düşüş sayesinde yıllık 1 milyon TL tasarruf edecek. Avrupa Birliği şirketleri Rus gazı yasağına hazırlanıyor. Avrupa Birliği üye ülkelerin şirketleri Rusya ve Belarus'tan doğalgaz ithalatını yasaklama yetkisi vermeye hazırlanıyor. Tasarıya göre herhangi bir üye ülke, Rusya ve Belarus'tan şirketlerin kendi gaz boru hatlarını ve sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerinde kapasite satın almasını yasaklayabilecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası haftanın son gününde hafifçe yükselse de talebe ilişkin endişeler nedeniyle göstergeler düşüşü işaret ediyor. Brent tipi petrolün varili 75 dolardan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 70 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Aralık 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2032.94 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 10-11 dilimi için 2649.01 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 1-2 dilimi için 1249.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.